NTV'de Finans Kafe'ye hoş geldiniz efendim. Ben Melda Yücel Kurcalp. Az sonra kasko değerlerini konuşacağız. Trafik sigortası diyeceğiz ama önce günün verisi. İşsizlikle söze başlayalım. İşsizlik oranı Ekim döneminde bir önceki aya göre 0,1 puanlık artışla %10,2 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayı iş gücü istatistiklerini açıkladı. TÜİK'e göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Ekim ayında bir önceki aya göre 57 bin kişi artarak 3 milyon 534 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan artarak %10,2 seviyesine gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8,6 iken kadınlarda %13,3 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta işsizlik oranı ise 1,8 puanlık artışla %21,9 olarak gerçekleşti. Ve asgari ücret. 7 milyona yakın asgari ücretlinin gözü kulağı 14 Aralık'ta yapılacak toplantıda. Asgari ücret tespit komisyonu 2023 yılında geçerli bulacak asgari ücreti belirlemek için ikinci kez toplanacak. Toplantı öncesinde işçiler adına son açıklama Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan geldi. Arslan, asgari ücret zammının işçinin ailesiyle birlikte dikkate alındığı bir hesaplamayla belirlenmesini istedi. Bizim prensibimiz şu, ILO'nun temel bir yaklaşımı var. Diyor ki, işçinin ailesiyle beraber insanca yaşayabileceği bir ücret, bu esas olmalı. Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücret zammı ile ilgili talep ve beklentilerini NTV'ye anlattı. Arslan, asgari ücret belirlenirken Uluslararası Çalışma Örgütü tanım ve kriterlerinin dikkate alınmasını istedi. Biz işçileri kişi olarak değil, bir aile olarak esas alınsın istiyoruz. Ortalama evliliği iki tane çocuğu olan dört kişilik bir aile. Bu esas alınmalı. Enflasyon artı ciddi bir iyileştirmeyle bence asgari ücreti Ocak ayında belirlemek gerekiyor. Arslan, yıllık enflasyona refah payı eklenerek yapılan zamlara rağmen ücretlilerin milli gelirden aldığı payın azaldığına dikkat çekti. Ve asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili kriterler arasına yıllık gıda enflasyonunun da dahil edilmesi gerektiğini anlattı. Reel olarak her ne kadar siz enflasyona bağlı olarak artırsanız bile bir de büyümenin getirdiği bir aslında burada ilave bir refah payı da koyulmadığı için biz aslında reel olarak 90'lı yıllardan bu tarafa asgari ücret 30 kat artmasına rağmen biz reel ücretlerimiz aşağı inmeye devam ediyor. Hak İş Başkanı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun daha katılımcı ve kapsayıcı temsile göre yenilenmesi gerektiğini savundu. Avrupa Birliği'nde asgari ücretlilerin toplam çalışanları oranının en yüksek %15 olduğunu belirten Arslan, Türkiye'de bu oranın %38 olduğuna dikkat çekti. Arslan, ücretlilerin vergi dilimi uygulamasının da yenilenmesini istedi. Vergi sisteminin baştan sona değişmesi gerekiyor. Diyoruz ki kriz dönemi bitene kadar vergi dilimlerini sabitleyelim. En düşük vergi diliminin altına çekelim, %10. Dikkatle takip ediyor olacağız pazarlık sürecini ve gelelim cari denge verilerine. Cari denge Ekim'de 359 milyon dolar açık verdi. Cari dengede aylık olarak yılın en düşük seviyesi görüldü. Merkez Bankası verilerine göre Ekim ayındaki 359 milyon dolarla birlikte Ocak-Ekim döneminde 10 aylık cari açık 38,2 milyar dolar oldu. Yıllık cari açıksa 43,5 milyar dolar seviyesine yükseldi. Net hata noksan girişi Ekim'de 660 milyon dolar oldu. Ocak-Ekim döneminde net hata noksan girişi 21 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Ve otomotiv. Otomotiv üretimi yılın ilk 11 aylık döneminde %6 yükseldi. İhracattaki artış ise %5 olarak gerçekleşti. Otomotiv Sanayi Derneği Ocak-Kasım dönemine ilişkin üretim ve ihracat rakamlarını yayımladı. Verilere göre üretim Kasım ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %15,8 arttı. Otomotiv üretimi yılın ilk 11 aylık döneminde ise %6 yükseldi. Böylece toplam üretim 1 milyon 210.331 adede ulaştı. Aynı dönemde otomotiv ihracatı ise adet bazında %5 arttı. Toplam ihracat 876.187 adet olarak kayıtlara geçti.
Şimdi inşaatlardaki maliyete bakalım. İnşaat maliyet endeksi 2 ayında %117 arttı. Maliyetlerin yükselmesindeki en büyük etken malzeme fiyatları oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini yayımladı. Verilere göre endeks bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %117,07 yükseldi. İnşaat maliyetleri aylık bazda ise %3,44 arttı. Maliyet artışındaki en büyük etken bu ayda da yükselen malzeme fiyatları oldu. Ekim ayında malzeme fiyat endeksi yıllık bazda %128,41 arttı. Aynı dönemde işçilik endeksindeki artış ise %85,65 olarak kayıtlara geçti. Piyasalar diyelim, piyasalar deyince malum küresel piyasaların gözü yarın Amerika'dan gelecek TÜFE çarşamba günü de Fed'in faiz kararında olacak. Malum enflasyona bakacak, istihdama bakacak ve sonrasında çarşamba günü kararını açıklayacak Amerikan Merkez Bankası. Bu arada dolar endeksi 104,3 puana kadar indi. Dolar içeriye döndüğümüzde stabil. 18.64'lere gelmiş durumda. Aslında şöyle bir gün içi verilere baktığımızda dalgalanmayı 18.67'lerde serbest piyasa da görüldü. Diğer yandan borsa dediğimizde siz de şu an izliyorsunuz. Rekor tazeleme var. %4'ten fazla değer kazancısı söz konusu. 5216 ile tüm zamanların TL rekoru tazelendi. Euro TL'de de 19.50 seviyesini görüyoruz parite etkisiyle tabii ki. Petrol 75 dolara indi. Yılın en düşük seviyeleri bunlar. Altın dediğimizde ise toparlanma çabası var. Ons altın 1800 doları zorluyor. En yüksek kaç gördüm elde ederseniz 1797 doları gördüm. Hemen bir gram hesabı da yapalım. Şu anda 1793'lerde dolar TL çarpanıyla gram 1075 lira. Çeyrek altın 1770 lira, yarım altın 3471 lira, tam altın 7000 liranın üzerinde yükseliyor. 7058 liradan alıcı buluyor. Fiyatlar, veriler, değerler dedik. Geldik şimdi trafikteki duruma. Zira sigorta hesabı yapacağız sizlerle. Kasko fiyatlarında gelen bilgiler o ki sektörden ve katılımcılardan 10 kata varan artış var. Ve bu da araç sahiplerinin yalnızca zorunlu trafik sigortasıyla yola devam etme kararı aldırttı. Hal böyle olunca zorunlu trafik sigortasında tabir yerinde ise yığılma yaşandı. Ve sektör yetkililerine göre zorunlu trafik sigortasından 9 ayda 7.9 milyar liralık bir zarar oluştu. Kaskodan vazgeçiş oranları nedir? Var mı? Maliyet hesabında bu noktada nasıl bir hesap çıkıyor karşımıza? Yeni yılda fiyat artışı ne? Hepsini konuşalım. Ve özellikle burada önümüze çıkan önemli bir hesaplama da olacak. Bunu da konuşacağız. Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı değerli konuğumuz. Özgür Bey, merhaba. İNTV Finans Kafe'ye hoş geldiniz. Hoş bulduk Melda Hanım. Size özellikle bu kaskoda maliyeti düşürme teknikleri, tiyoları var mı? Bunu da soracağım izleyicilerimiz adına ama önce şuna gelelim. Kasko fiyatında gerçekten 10 kata varan bir artışlar mı var? Tekliflerde gerçekten astronomik artışlar çıkıyor karşımıza. İşte 6 yaşındaki bir araç geçtiğimiz sene 6 bin lira aldıysa bu sene 64 bin lirayla karşılaşabiliyor araç sahibi. Böyle midir? Neden böylesine farklı fiyatlar çıkmaya başladı? Melda Hanım teşekkürler. Önemli bir konuya parmak bastınız. Aslında bu yanlış algının bertaraf edilmesi anlamında da bir fırsat diye düşünüyorum ben. Açıkçası serbest piyasa ekonomisi ve piyasa dinamikleri çerçevesinde bir sistematik içerisinde fiyatlar belirleniyor malumunuz. Dolayısıyla şirketlerimiz kendi perspektifine için bir defa kasko sigortası temin eden şirket sayısı 35 civarında şu anda sektörümüzde. Dolayısıyla bu ürünü şirketlerimiz tüketiciyle buluştururken takdir edersiniz ki her sektörde olduğu gibi kendi işte risk iştahlarına, hangi segmentte nasıl pozisyon alacaklarına veya bu konudaki taşımak istedikleri riske veya buradaki alabilecekleri piyasa, işte mesela piyasa nedir onu da, oranlarına, kendi piyasa paylarına göre
dönem dönem bu konuda daha istekli ya da daha az istekli olabiliyorlar. Fiyatlamaların da ilk etapta bir teklif bazında olduğunu göz önünde bulundurmak lazım. Yani siz ilk piyasaya çıktığınızda tüketici olarak şirketlerden bir piyasa araştırması yapıyorsunuz. Bu piyasa araştırmasında da oluşan teklifler, eğer bir şirketin o araç segmentinde poliçe konusunda iştahı düşükse, daha yüksek fiyat vererek orada daha az agresif olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla bu çıkan tekliflerin poliçe bedeli olarak algılanması son derece bizi üzüyor. Bu yanlış algıyı aslında... Sözünüzü balla kesmiş olayım. Yani kasko yapmamak için bir bu yüksek fiyat teklifi veriliyor ve neden yapmak istemiyor o acenta? Hayır, kasko yapmamak için değil, o segment, araç segmentindeki fiyatlamasını o şekilde çıkartıyor. Sonuçta bunlar bir matematiksel hesap çerçevesinde oluşuyor. Dediğim gibi 35 tane şirket ortalama bir fiyat araştırması yaptığınızda her keseye göre, her araç grubuna göre farklı fiyatları tüketicilerin buluştuğunu görüyoruz. Yani şirket fiyatlarıyla tüketicinin buluşturulduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu çerçevede bu söylediğiniz 10 katı rakamlar hiçbir zaman için poliçeleşme sürecinde gerçek fiyatlarla ayrışıyor. Yani şöyle, siz teklifte atıyorum işte dediğiniz gibi 10 bin liralık poliçeye 100 bin lira fiyat bulabiliyorsunuz bir şirket tarafında, ama poliçeleşme gerçekleştiğinde bu rakam 10 bin lira olarak realize oluyor. Bunun açıkçası şöyle de bir altını çizmesi gereken bir yönü var. Primle fiyatın birbirinden aslında aynı olmadığını burada aslında altını çizmek lazım. Şöyle ifade edeyim. Şimdi biz 2019'dan 2022'ye kadar olan birinci çeyrek, 2019'da 2022'nin üçüncü çeyreğine kadar, 2021'in üçüncü çeyreğine kadar olan döneme baktık. Aşağı yukarı kasko primlerinde hiçbir farklılaşma yok. Neredeyse stabil gitmiş araç fiyatları artarken. Bu da şunu gösteriyor. Özellikle pandemi dönemindeki hasarsızlık ve şirketlerin bu çerçevede daha müşteriyle uygun fiyatlı poliçeleri buluşturabilmek için bir uygun fiyat politikası izlediğini görüyoruz. Dolayısıyla 3 yıl boyunca artmayan bir fiyatın 2022'deki oluşan enflasyonist etkilerle beraber 2022'de bir düzeltme yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla 3 yıl ortalamaya baktığınız zaman ortalama kasko primi %300 artarken araç fiyatlarında %360'a varan bir ortalama fiyat değişimi olduğunu görüyoruz. Biz yani, aslında primle... Buyurun. Çok pardon. 3 yılda %300 dediniz. Yıllık bazda, yani vatandaş der ki araç sahibi ben bugüne bakarım. Bugünün hesabını nasıl yapayım? Yarının hesabını ne yapayım? Çünkü 2023'e ne kaldı ki? Haftalar kaldı. Ortalama da yani ne kadar arttı? Yani 10 kat artmadı, ne kadar arttı ve ne kadar artar? Şimdi asgari ücrete mi bakılacak? Enflasyon Ocak enflasyon mu takip edilecek? Neye göre değerlemeler yapılacak? Bu noktada ortalama bir artış önümüzdeki sene için ne diyebilirsiniz ve bu yıl ne kadarlık bir zam geldi ortalamada? 10 kat artmadı. Peki kaç kat arttı? Şu anda ortalamada kasko fiyat artışının gerçekleşen primlerle, yani şey alarak değil, poliçeleşmiş bedeller üzerinden bakalım, teklifler üzerinden değil, %220 arttığını görüyoruz ortalamada. Dolayısıyla realize olan poliçelerde %220 civarında bir artış var. Bu da sonuçta araç değerleriyle mukayese ettiğinizde fiyata yansıyan kısmın son derece sınırlı kaldığını, sigorta şirketlerinin bu fiyatları yansıtmamak için, primlerine yansıtmamak için özellikle ciddi çaba sarf ettiğini görüyoruz. Örneğin mesela siz aracınızı 2019 yılında 200 bin TL'lik bir aracınızı 10 bin liraya kasko yaptırıyorsanız, bu aşağı yukarı binde 8 civarında bir fiyata tekamül ediyordu. Bu binde 8'in tam tersi yukarı dönlü değil, daha çok aşağı yönlü geliştiğini görüyoruz. Mesela yine bir fiyat şeyi yaptığımızda
2019 yılında ilk çeyreğinde %14'lerde olan bu fiyat rakamının oransal anlamda, yani buradaki oranı belirlemek için, yani fiyatı belirlemek için alınan prim bölü araç fiyatını, yani bizim teminat altına aldığımız araç değerine dikkate almak lazım. %14'lerdeymiş bu rakam 2019'da. Bugün geldiğimiz noktada %12'ler civarında ortalamada şekillendiğini görüyoruz. Dolayısıyla tam tersi fiyatın düştüğünü burada ifade etmek yanlış olmaz. Evet. Çünkü hem ev fiyatları hem araç... Cebinden çıktığını biliyor ya Özgür Bey, onun hesabı üzerinden gidiyor. Siz tabii ki bir ekonomist olarak çizelgeye bakıyorsunuz ama. Şimdi şuna da gelmek istiyorum. 2-3 dakikamız var. Yönetmenim uyarıyor bu nezde. Herkese dedik ki peki bu sigortayı, kaskoyu düşürmenin yolları var mı? Bir şekilde daha ekonomik sigorta için, kasko için ne yapmalı? Kaskoda fiyat düşürmenin yolları, tiyoları desem ne dersiniz? Daha ekonomik yapmak adına muafiyetli kaskoya bu anlamda ilgi yüksek mi? Ne yapalım? İşte zaten sizin söylediğiniz bu perspektifte şirketlerimizde uygun fiyatlı poliçelerle sigortalıyı buluşturabilmek için farklı dediğiniz gibi teminat yapılarına sahip poliçeler üretmeye başladı. Muafiyetli kasko bunlardan bir tanesi ama şunu unutmamak lazım. Geniş kapsamlı bir kaskoya göre muafiyetli de bazı riskleri tüketici kendi üzerinde tutuyor. Ya da bazı hasarları kendi üzerinde tutuyor. Bu hasarları sigorta şirketine devretmemiş oluyor. Ne kadar çok teminat kapsamını genişletirseniz fiyat da o kadar yukarı çıkıyor. Tamamen burada bizim tavsiyemiz sigorta birliği olarak ciddi bir fiyat araştırması yapıp birkaç şirketle sınırlı kalmayarak çokça şirketten fiyat araştırması yaparak kendilerine en uygun poliçeyi temin etmeleri. Dediğim gibi farklı şirketler farklı araç segmentlerinde daha agresif politikalar izliyor. Kimisi daha orta segment araçlarda daha iyi fiyatlamalar sunarken kimi şirketlerimiz daha lüks segmentlerde daha uygun fiyatlar sunuyorlar. Bu tamamen şirketin dediğim gibi kendi portföyü, pazar payıyla alakalı aldığı, kurduğu stratejilerle tamamen bağlantılı. Ucuz poliçe evet var. Daha uygun kasko elde etmek mümkün ama bunun karşılığında da bir takım teminatları göz ardı etmek ya da bir takım ek faydaları, ne bileyim işte çekici hizmeti gibi, bir takım yedek parçaların karşılanması gibi ya da farklı durumları göz önünde bulundurmak da lazım. Dolayısıyla tamamen bu iş evet, tüketicinin tercihiyle şekillenecek. Peki. Bugün için teşekkürler diyorum o zaman ben de. Trafikte yaşananları sigorta boyutuyla aldık. Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı değerli konuğumuzu teşekkürler diyoruz kendisine. NTV Finans Kafe'deydiniz. Umarız iyi haberler gelir. İyi haberlerle karşınızda oluruz.